Merhaba arkadaşlar, sözcükte yapıda basit türemiş bileşik sözcükleri olabilecek en ayrıntılı şekilde dinlemeye hazırsanız ben de hemen anlatmaya başlıyorum. Sınava az bir zaman kaldı. Bugün yakın bir zamanda biliyorsunuz sınav ne zaman olacağını açıkladılar. Artık sınava sayılı gün kalmaya başladı. Hiçbir sıkıntı yok. Her şeyi güzel bir şekilde öğreneceğiz. Yine üniversite sınavında sorulan ve çok da rahat yapabileceğimiz bir konu olan sözcüklerin türü ve yapısını birlikte karşılaştıracağız. Yani bir adeta Excel tablosu yaptık. Diyeceğiz ki bağlacın türemişi var mıymış? Zamirin bileşik yapılısı nasıl olurmuş? Fiilin bileşik yapılısı nasıl olur? Veya sıfatın türemişi nasıl olur? Hem sözcük türlerini hatırlamış olacağız hem de basit türemiş bileşik yapılı nedir bunu öğrenmiş olacağız. Ama öncesinde gelin sözcük yapının temel noktası olan basit sözcük nedir? Türemiş sözcük nedir? Bileşik sözcük nedir? Bunu hatırlayalım. Basit sözcük arkadaşlar yapı meki almamış sözcüktü. Yani biz kitap dediğimizde bu sözcük basit, kök halinde. Ha, kitaplar dersek de basit. Niye? Nerede çokluk? Orada lerler iki diyorduk. Ve lerler iki, yapım iki değildi. Kitaplarım dediğimizde iyilik iki alıyordu. Hala yapım iki almadığı için basit sözcüktü. Kitaplarımdan dediğimizde, diyelim ki ayrılma hal iki almış oluyordu. Hala basitti. Yani burada ler, burada burada dan, çekim iki olduğundan herhangi bir şekilde sözcüğü türemiş yapamıyordum. Çoğul iki, iyilik iki, ayrılma hal iki demiştik. Hatta daha da fantezi yapayım mı sizin için? Daha da zor yapayım. Kitaplarımdandır diyelim. Dır da ek fiildi. Mesela o benim en sevdiğim kitaplarımdandır diyelim. Buradaki dır da ek fiildi ve bu da çekim ekiydi. Dolayısıyla hala sözcüğümüz basitti. Tamam. Peki türemiş sözcük neydi? Türemiş sözcük türden türemek. Bak basit, bastan basit değil. Basit basit. Böyle kalmış ama türden türemek, türemekten türemiş. Yani yapım eki almış sözcüktü. Burada ise türemiş sözcüğe hemen bir örnek verelim. Şöyle ki, diyelim ki kitaptan gidiyorum gene. Kitap sözcüğüne biz kitapçı dediğimizde türemiş sözcük oluyordu. Veya kitaplık dediğimizde türemiş sözcük oluyordu. Niye? Kitap dediğimiz başka bir şeydi. Kitapçı dediğimiz başka bir şeydi. Bu bir insandı. Fakat bu bizim ilkokul bilgimiz yaptığımız bir şeydi. Bunun haricinde türemiş sözcüğü şöyle bilmemiz lazımdı. Bir sözcüğün türemişliği sadece kitap başka şey, kitapçı başka şey. Böyle değil. Bazen şöyle de anlaşılabiliyordu. Mesela bunu da örnek vermiştik. Üniversitede çıkan bir örnektir bu da. Mesela diyelim ki tuz sözcüğü bir isimdir. Tamam. Su sözcüğü de bir isimdir. Ve bunlar basittir. Sen eğer tuzlu su dersen, bak tuzlu su dersen, tuzlu sözcüğü sıfat olur ve su ismini niteler. Tamam. Ve tuzlu sözcüğü türemiştir. Niye hocam? Tuzla tuzlu arasında çok büyük fark yok ki. Hani kitap, kitapçı. Biri kitap, biri insan. Tamam bu farklı. Ama tuzla tuzlu arasında ne bileyim fazla fark yok diyebilirsiniz, demeyeceksiniz. Niye? Çünkü tuz bir isimdir. İsim aldığı ekle bir sıfata dönüşmüş. Yani tür değiştirmiş diyorduk. Dolayısıyla buradaki lı, su, sız ekleri de hep yapım eki olacak ve sözcüğü türemiş yapıyor olacak. Dolayısıyla bu bir sıfattır ve türemiş bir sıfattır. Bu da bir isim. Bunları zaten birazdan şu tablomuzda çok daha detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Ve hem sözcük türlerini hem de basit türemiş yapıyı, bileşik yapı yani sözcük yapısını bitirmiş olacağız. Şimdi türemiş sözcüğü de gördük. Bileşik sözcük neydi? Bileşik sözcük en basiti zaten. İki tane kelimeden oluşuyor. Kitap evi dediğimizde bu bileşik bir sözcüktü. Tabi bileşik sözcüklerde bilhassa bileşik fiile dikkat etmemiz lazım. ÖSYM geçmiş yıllarda işte yapmadı değil de yapamadı farkını hep soruyor. Yani yeterlik fiilinin olumsuzunun da bileşik olduğunu bilmemizi istiyor. Buna benzer yoksa Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Kadıköy'ün, Bahçelievler'in bileşik olduğunu hepimiz biliyoruz hocam. İki tane kelimeden oluşuyor. Hanımeli, bileşik sözcük. Bunu biliyorum zaten. Önemli olan yapamadığının bileşik sözcük olduğunu bilmek, yapmadığının basit sözcük olduğunu bilmek. Birazdan da bununla alakalı detaylara burada fiil yapısında, kurallı bileşik fiillerde, yardımcı eylemle oluşanlarda gireceğiz. Ve aynı zamanda size kesin yapamayacağınıza emin olduğum, kesinlikle hepsini doğru yapamayacağınızı düşündüğüm sorular da yönelteceğim. Sizler de videoyu durdurup acaba yapabilir miyim diye bakabilirsiniz ve konuyu öğrenip öğrenmediğinizi anlarsınız. Gerçekten Kazıkül Aziz diyebileceğimiz yani büyük kazıklıkta, zorlukta güzel sorular hazırladık. Şimdi hemen konumuza başlayalım. Öncelikle şunu bir hatırlayalım. Basit türemiş bileşik hatırladık ama isim neydi? İsim neydi? İsim, her varlığın bir isim vardı. Benim bir ismim var, sizin bir isminiz var, bunun bir ismi var. Bunun ismi ne? Kalem mesela, bunun ismi ne? Kağıt. Fakat isimlerle alakalı biz şunu bilmemiz lazım. İsimler basit ya da türemiş ya da bileşik yapılı olduğunda dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela diyelim ki aldık sözcüğü fiil. Bunu biliyoruz. Şimdi sınıfımıza diyelim. Sınıfımıza kitaplar aldık. Bakın ilk örneğimi kolay yaptım. Demek ki bu basit yapılı bir isim. Şurada siyahla yazdıklarım basit isme denk geliyor. Sınıf kelimesi kök halinde. Sınıfımız iyilik iki aldı. Sınıfımıza e yönelme hal iki aldı. Kitap lerler iki aldı. Nerede çokluk orada lerler dedik. O zaman buradaki eklerin hiçbiri yapım eki olmadığı için bunların hepsi
Yani sınıfımıza sözcüğü de kitaplar sözcüğü de basit. Bakın tane tane anlatacağım ama biraz hızlı anlatacağım. O yüzden dikkatli dinlerseniz konuyu yakalarsınız. Sınıfımızın isim olduğunu biliyor musunuz? Biliyoruz. Bak bunlar isim kutusunda. Kitapların da isim olduğunu biliyoruz. Herhangi bir sıfat ya da zamir ya da zarf değil. Ve bunlar da herhangi bir yapım eki almadığı için sadece iyelik eki, yönel mahal eki, çokluk eki aldığı için bunlar basit yapılı isim. Tamam. Şimdi gelelim türemiş yapılı isme. Mesela öğrenmek bir fiil öyle değil mi? Öğrenmekten öğrenci. Sizler birer öğrencisiniz. Öğrenciler diyelim, tamam mı? Ha, yapım eki alan bir sözcük sonradan çoğul eki alabilir, çokluk eki alabilir, çekim eki alabilir. Öğrenciler sınamaktan sınavda, sınavda başarılı diyelim. Başarmaktan başarılı, baştan başarmak, başarmaktan başarı, başarıdan başarılı, başarılıydı diyelim. Şimdi buradaki bütün sözcükler öğrenciler sözcüğü de, sınavda sözcüğü de, başarılıydı sözcüğü de isim. Bir kere bunu bileceksiniz. Bu cümlede fiil ya da işte ne bileyim zamir, sıfat, zarf yok. Tapam. Peki bunlar neden türemiş hocam? Hemen yapım ekten altını çiziyorum. Öğrenmekten öğrenci, fiilden isim yapan ek almış. Sınamaktan sınav, fiilden isim yapan ek almış. Başarmaktan başarı, fiilden isim yapan. Başarıdan başarılı, isimden isimden yapan. Farklı farklı yapım ekleri almışlar. Baştan başarmak da var. Niye hocam? Yuh, öyle bir şey olabilir mi? Var. Karadan kararmak, mordan morarmak, sarıdan sararmak, aktan ağarmak, baştan başarmak diyebiliyoruz. Şimdi birleşik yapılıya geldiğimizde birleşik yapılı en az iki kelimeden oluşacaktı. Çok basit. İki tane bildiğimiz birleşik kelime yazabiliriz. Geldik diyor. Ne diyelim mesela? İşte Kadıköy'den, Kadıköy birleşik bir sözcük. Kadıköy'den Beşiktaş'a ya da Eminönü'ne geldik diyebiliriz. Beşiktaş'a geldik. Burada tabii birleşik sözcükler çekim eki alabilir. O önemli bir şey değil. Burada Kadıköy ve Beşiktaş sözcüklerinin birleşik yapılı birer isim olduğunu biliyoruz. Şimdi o zaman basit yapılı isimlere örnek verdik. Türemiş yapılı isimlere örnek verdik ve altlarındaki yapım ekini gördük. Birleşik yapılı isimlere örnek verdik ve devam ediyoruz. Şimdi gelelim sıfatlara. Sıfatlar neydi? Sıfatlar isimlerin anlamını niteleyen ya da belirten sözcüklerdi. Şimdi ön adı zaten sıfat. Adın önüne geliyordu. Şimdi yazmışsın bir fiil. Kitapta bir isim. Tamam. Bu kitaba sıfatlar getirelim. Mesela diyelim ki güzel kitap yazmışsın. Hatta bir de belgisiz sıfat ekleyelim. Güzel bir kitap yazmışsın dediğimizde güzel sözcüğü niteleme sıfatı, bir sözcüğü belgisiz sıfat ve herhangi bir yapım eki almadıkları için bunlar basit yapılı sıfata girebiliyor. Buna dikkat edin. Sıfatlar zaten çekim eki de alamaz. Çünkü sıfatlar çekim eki alırsa adlaşıyordu. Yani isim oluyorlardı. Şimdi gelelim türemiş yapılı sıfata. Türemiş yapılı sıfatta da çocuk bir isim. Tamam. Bir onun sıfatı ama bu bir siyah renk yazamıyorum. Niye? Çünkü bir basit yapılı bir sıfat. Buraya türemiş yapılı sıfatları yazıyorum. Mesela diyelim ki akıldan akıllı bir çocuktur. Veyahut da çalışmaktan çalışkan bir çocuktur. Aynı zamanda sıfat fiiller de türemiş sözcüktür. Mesela akıllı ve çalışan bir çocuktur da deseniz sıfat fiil de olsa türemiş sözcük olur. Ama biz yine çalışmaktan çalışkanı yazalım. O zaman burada türemiş yapılı sıfatlar siyahla yazılanlar. Türemiş yapılı isimler siyahlarla yazılanlar. Akıldan akıllı. Hani az önce örnek vermişim ya size. Tuzdan tuzlu sözcüğü türemiş yapılı. Akıl bir isim, lı onun yapım eki. Tuz bir isim, lı onun yapım eki diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi neredeyiz? Çalışmaktan çalışkan dedik. Fiilden isim oldu. Fiilden sıfat oldu. Devam ediyoruz. Şimdi gelelim birleşik yapılı sıfata. Burada ne diyelim mesela? Birleşik bir sıfat olacak. İnsan isminin önüne gelecek. Açık göz, yani uyanık manasında. Açık göz bitiş gözü de biliyorsunuz. Açık göz insanlara dikkat etmelisin. Niye? İnsan kelimesi isim. Açık göz kelimesi bir sıfat ve iki kelimeden oluştuğu için de birleşik yapılı bir sıfat. Ha bir de kurallı birleşik sıfatlar vardı. Ona da şöyle değinelim. Kurallı birleşik sıfatlar neydi? Onu da şurada göstermek istiyorum izin verirseniz. Kurallı birleşik sıfatı da şöyle gösterelim. Bu eskiden üniversite sınavlarına çıkmış ama artık çıkmıyor. Şimdi birincisi bir kuralı var. Kurallı. Aynı zamanda birleşik kabul ediliyor. Birleşik ama birleşik sözcük değil tabii. Sözcük yapısı açısından kurallı birleşik değil. Ama bunu da yine de bilelim. Şimdi diyelim ki bir tane saçımız var, tamam mı? Bu saç sarı renk. Sarı saç bu bir sıfat tanımlaması öyle değil mi? Biz buna lı eki getirerekten sarı saçlı kız dediğimizde burası bir kurallı birleşik sıfat oluyor. Neden? Çünkü bu saçlı kız ya da sarı kız değil. Sarı saçlı kız. Başka bir örnek verelim mesela. Yıl bir isim. 40 da onun sıfatı. 40 yıl. 40 yıllık dost dediğimizde burası bir kurallı birleşik sıfat oluyor. Neden? Çünkü yıllık dost ya da 40 dost değil. 40 yıllık dost. Başka bir örnek veriyorum mesela.
Ne diyelim mesela? Başka ne diyebiliriz? Ha. Göz bir isim. Mavi onun sıfatı. Mavi göz. Mavi gözlü dev dediğimizde, Mustafa Kemal Türk'ten bahsediyorum mesela. Mavi gözlü dev dediğimizde ne oldu? Bak bu sefer sıfat tanımlaması lı eki alaraktan bir kurallı birleşik sıfat oluşurdu. Peki hocam biz bunlara neden kurallı birleşik sıfat diyoruz? Çünkü saçlı kız ya da sarı kız diyemiyoruz. Sarı saçlı kız dememiz lazım. Bu yüzden. Şimdi peki bunun başka yöntemi var mı? Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de sıfatla isim yer değiştiriyor. Mesela şöyle sarı saç sıfat anlamasıydı ya. Saç sarı diyorsun, tamam mı? Veyahut da mavi göz sıfat anlamasıydı ya. Göz mavi diyorsun, tamam mı? Şimdi bu sefer de şöyle yapıyorsun. İkinci kuralı gösteriyorum. Saçı sarı kız veyahut da gözü mavi adam dediğimizde bunlar da kurallı birleşik sıfat oluyor. Niye? Çünkü sarı kız ya da saçı kız değil veyahut da gözü adam veya mavi adam değil. Gözü mavi adam diyoruz. Şimdi gözü mavi adam tanıyor musunuz? İşte bunlar kurallı birleşik sıfat oluyor. Fakat bunları biz bileşik sözcük kabul edemeyiz çünkü bitişik yazılmıyorlar. Bu bilgiyi de verdikten sonra aynı heyecanımızla, aynı enerjimizle tane tane ama hızlı bir tempoda devam ediyoruz. Şimdi gelelim zamirlere. Şimdi zamirlerin ne olduğunu biliyorduk. Zamirler isimlerini yerini tutan sözcüklerdi. Mesela Ali kitabını veya işte hoca kalemi masaya bıraktı. Tamam. O bunu şuraya bıraktı bak. O hocanın yerine geçti. Bunu kalemin yerine geçti. Şurada masanın yerine geçti. Dolayısıyla zamirler isimlerini yerini tutan sözcükler. Hatırladık. Adıl. Şimdi buralara zamirler getiriyorum. Mesela seni, bak sen bir zamir, dün ona benzettim. Buradaki zamirler herhangi bir yapım eki almamış. Niye? Sen şahıs zamiri i belirtme hal eki almış. O şahıs zamiri e yönelme hal eki almış. Herhangi bir yapım eki yok. O yüzden sen ve seni ve ona basit yapılar ve zamirler. Tamam. Zaten zamirlerin yapısı çok fazla sorulmaz. Ha, türemiş zamir var mı? Türemiş zamir diye bir şey yok. Bazı kaynaklar yanlış örnekler veriyorlar. Onu birazdan söyleyeceğim. Ama zamirden türeyen sözcükler var. Mesela ben şahıs zamiri ya, benden bencil diye zamirden türemiş bir kelime olabilir. Yani bu bir bencil davranıyor dersen zarf olur. Bencil insan dersen sıfat olur. Kimden kimlik kaygısı mesela. Soru zamiri bir anda yapım eki aldım. Senden sensiz yaşayamam dediğimizde bunlar da gene zamir oluyor. Bak bencil adam. Burada tabii yazmamamız lazım. Niye? Çünkü siyahlı yazdıklarımız tabloda basit zamire denk geliyordu. Türemiş zamire denk geliyordu. Burada demek ki bunlar türemiş zamir değil. Zamirden türeyen sözcükler bunlar. O zaman buraya onun notunu yazalım şöyle. Kırmızıyla yazıyorum. Bunlar zamirden türedi. Ama türemiş zamir değil. Bunu da buraya not düştük. Peki bileşik zamir var mı? Bileşik zamire örnek verelim. Mesela hiçbirini izlediğimizde hiçbiri bileşik zamirdir. Hiçbiriniz, tamam mı? Burada, bak burada dediğimizde, burada bazı kaynaklar bunu not düşmüş. Biz de bilmenizi istiyoruz. Burada bu ara demek. TDK'da da geçer bu. Ora o ara demek. Dolayısıyla bu da hani ne için, niçin, cumartesi, cuma ertesi, cumartesi birleşiyor ya. Bu da birleşmiş esasen. Hiçbiriniz burada beklemeyin dediğimizde, şöyle başka bir renkte de şu beklemeyini yazalım. Hatta mavi kendi rengiyle yazalım ki karışıklık olmasın. Hiçbiriniz burada beklemeyin dediğimizde buradaki siyahla yazdıklarımız birleşik yapılı zamir oluyor. O zaman seni ve ona basit zamir. Türemiş zamir yok. Hiçbir şey denk gelmedi. Bileşik yapılı zamir hiçbiriniz burada diyebiliriz. Gelelim zarflara. Zarflarla alakalı şunu bilmemiz lazım. Zarflar daha çok fiillerin anlamını tamamlıyordu. Ama daha çok diyorum bak %100 değil. Bazen sıfatların ya da zarfların anlamını tamamlayabilir. Şimdi yağmur isim yağıyordu fiil. Buna bir zarf getirelim. Yağmur fena yağıyordu dediğimizde bu çıkmıştır üniversite sınavında. Fena sözcüğü bir basit sözcüktür ve fena sözcüğü bir zarftır. Dolayısıyla basit yapılı bir zarf diyebiliriz. Şimdi bir tane de türemiş zarf örnek verelim. Mesela sessizce dinleyip anladı. Bak şimdi dinleyip sözcüğü zarf fiil. Zaten zarf fiiller kesin türemiş sözcüktür. Niye? Fiilden zarf olmuşlar. Yani fiil imsilerin hepsi türemiş sözcük zaten. Sesten sessiz, sessizden sessizce. Bu da türemiş. Nasıl anladı? Sessizce dinleyip anladı. Burası bir türemiş yapılı zarf oluşturmuş. Zaten bizim en başta anlattığımız şey her zaman için geçerli. Hop türemiş, hop zarf. Şimdi gelelim birleşik yapılı zarfa. Bugün sinirlendin dediğimizde bugün sözcüğü bir
zaman zarfıdır. Ve bileşik sözcük. Bu ve günden oluşmuş. Devam ediyorum. Birdenbire de bileşik sözcüktür. Birdenbire. Birdenbire. Bugün birdenbire sinirlendin. Tamam, bu da hala. Bir de ne içinde, hani niçinin açılmış hali ya, ne için. Hani dolayısıyla burada da niçin de bileşik yapılı bir zarf kabul edilebilir. Zaten niçin de biliyorsunuz soru zarfı. Tabi bu kadarını zor sormazlar. Yani bu niçin bileşik yapılı zarf mıdır? Bu kadar kazık sormazlar ama burada bilimsel olarak TDK'nın ışığında baktığımızda bunların zarf olduğunu, bunların bileşik yapılı zarf olduğunu, şunların türemiş yapılı, şunun da basit yapılı zarf olduğunu bilmemiz gerekebilir. Şimdi gelelim bağlaca. Bağlacın basit türemiş bileşiği çıkmaz ama yine de söyleyelim. Ali ve Emre geç gel dediğimizde ve bağlaçtır. Tamam, çikilop gibi koyduk. Zaten ve, ama, fakat, lakin, zira, çünkü falan, bunların hepsi bağlaçtır. Şimdi bir de türemiş yapılı zarf bağlaç söyleyeceğiz. Nasıl olacak? Onu tanırım, çok da severim. Bak, dağı siyah yazamıyorum çünkü dağ da bağlaç. Ama türemiş yapılının altına gelemiyor. Onu tanırım. Üstten üstelik. Bak, üstelik de bir zarftır. Onu tanırım, hatta çok da severim gibi. Üstelik sözcüğünü türemiş yapılı bir bağlaç olarak söyleyebiliriz. Sadece bilimsel olarak söylüyoruz. Bu da sorulmaz sınavda. Çok iyi bir bölüm kazandı. Halbuki, bak, hal bu ki, bu da bileşik sözcük. O kadar da çok çalışmamış dediğimizde bu da bileşik yapılı bağlaç olur. Buradan soru gelmez. Bakın, sorulabilecek yerlerin yanına yıldız koyalım. Şuraya yıldız koyuyorum. Basit yapılı, türemiş yapılı, bileşik yapılı isim gelir. Şuraya yıldız koyuyorum. Bu sorulmuş zaten. Hangisi türemiş bir zarftır demiş. İşleyen demir ışıldardaki işleyenin türemiş zarf olduğunu sormuş. Hatta buraya bir kez daha yazalım şöyle. Şöyle çeviriyorum, bakın. Demir bir isim. İşten işlemek, işlemekten işleyen. Zaten iki tane hep mekiği almış. Sıfat fiillerin de zaten türemiş sözcük olduğunu biliyorduk. İşleyen demir, türemiş yapılı sıfat olduğunu sormuş üniversite sınavında. Diğer seçeneklerden sadece bir tanesi de sıfat varmış zaten. Kolay bir soruymuş. Şimdi buraya bakalım. Devam ediyoruz. Şimdi neredeyse şöyle estetikte bozulmasın. Ha. Buraya yıldız koyduk. Evet. Bileşik yapılı sıfat, bunlar zaten sorulmaz. Zarf da belki türemiş zarfı sorabilir. Türemiş zarfı sorabilir. Bağlaç sorulmaz. Edat da zaten sorulmaz. Devam ediyoruz. Şimdi edat mesela senin kadar akıllısı yoktur dediğimizde kadar bir edat. Bu soruyu, yani şimdi kadarın edat olduğunu biliyoruz. Zaten basitliği de önemli değil ama bilelim. Yalından yalnız. Bu soruyu yalnız sen geldin diye çözdüm dediğimizde diye bir edattır. Yalnız da bir edattır. Demekten diye, yalından yalnız. Bunların hepsi sözcüğü yapım eki aldığı için türemiş yapmış. Türemiş yapılı edat diyebiliriz. Ama bunu da sormazlar. Bileşik yapılı edata bakacak olursak da sanmaktan sanki. Sanmaktan sanki değil. San ve ki. Sanki çok yorumsun. Yani, halbuki hatırlarsanız bağlaçtı. Sanki de bir bileşik yapılı edat diyebiliriz. Yıldız koyduklarım önemli. Fiile gelelim. Şimdi fiile artık yıldızı böyle kocaman basıyorum. Bu zaten üniversite sınavlarında defalarca sorulmuş. Zaten fiili biraz daha detaylı bir şekilde diğer sayfalarımızda da işleyeceğiz. Sonra da size sorular gelecek. Bakalım yapabilecek misiniz? Şimdi beni dikkatli dinlemeye devam edin. Şimdi fiile baktığımızda basit fiil yapım eki almamış fiildi. Tamam hocam, bunu biliyoruz. Mesela ders çalışmak. Ders çalışıyor. Şimdiki zaman eki aldı. Ders çalışıyordu. Ve uykusu açılsın diye kahve içiyordu. Hatta kahve içiyordaki içmekten içiyordu. Bunlarda herhangi bir yapım eki yok. Dolayısıyla burayı da siyahla yazabiliriz. Basit yapılı fiil diyebiliriz. Hocam niye basit yapılı bunlar? Çünkü yapım eki almamış. Şimdi birazdan bunun detayına geleceğiz. Türemiş fiil örnek veriyorum mesela. Onunla tanımaktan tanıştık. Zamanla beraber oynadık. Ve sonunda güzel bir dostluk kurduk diyebiliriz mesela. Ama kurduğu ne yapmamız lazım? Kurduk basit oluyor. O zaman zamanla güzel bir dostluk kuruldu diyebiliriz. Şimdi tanımaktan tanışmak yapım eki. Oyundan oynamak yapım eki. Kurmaktan kurulmak yapım eki. Yalından yalnız diye, üstelik, ip, sessizce, lı, kan. Bunlar hep birer yapım eki. Şurada yukarıda türemiş ismini çizdiysek diğerlerini de çizelim diyoruz. O zaman türemiş yapılı fiilleri de gösterdik. Şimdi gelelim bileşik fiillere. Şimdi birazdan detayına gireceğiz. Şimdi birincisi, yardımcı eylemle oluşan bileşik fiiller nelerdi mesela? Affetti. Veyahut da ayrı yazılan terk etti, hak etti, işte kabul etti, kaybetti. Bunlar yardımcı eylemle oluşanlar. Anlamca kaynaşmışlar. Mesela diyelim ki kalbini kırdı. Hani kırdığı bir şey yok. Kalp kırmak bir deyim olduğu için.
kalbini kırdı. Kurallı bileşik fiillerde, bunları şimdi detaylıca geliyoruz. Kurallı bileşik fiilleri de örnek verelim. Yapabilir dediğimizde yeterlilik fiili oluyor. Yani yapabiliyor. Yapıver dediğimizde tezlik oluyor. Birazdan bunların detayına giriyoruz. Yapadur dediğimizde sürerlik oluyor. Sen yapadur, ben geliyorum. Yapa yazdı ya da düşe yazdı diyelim. En çok kullanılan örnek verelim. Düşe yazdı da az kalsın düşüyor da anlamı veriyor. Bunları da biz kurallı bileşik fiiller diyoruz. Şimdi gelin bu kurallı bileşik fiilleri daha detaylı bir şekilde öğrenmeye çalışalım. Ama öncesinde şurayı bir hatırlayalım. Şimdi şunu bir kez daha göstermek istiyorum. Şimdi basit sözcük dedik. Türemiş sözcük dedik. Birleşik sözcük dedik. Ve bunu en basit örnek olan isimle örnek verdik. Dedik ki kitap basit bir isimdir dedik. Kitapçı türemiş bir isimdir dedik. Kitabevi ise bileşik bir isimdir dedik. Buraya kadar hepimiz anladığınızı düşünüyorum. Şimdi türemiş, basit ve bileşik fiili örnek verelim. Diyelim ki nasıl örnek verelim mesela? Tanıyor. Tanıyor bir fiil. Basit bir fiil. Tanımaktan tanışmak dediğimizde, tanışıyor dediğimizde bu sefer türemiş oluyor. Peki neden türemiş hocam? Niye bu şey yapmak ki? Çünkü tanımak başka şey, tanışmak başka şey. Mesela ben sizi tanıyor, siz beni tanıyorsunuz ama ben sizi tanımıyorum. Karşılıklı tanışsak bu zaman farklı bir şey oluyor işte, gördünüz mü? Veyahut da biz hepimiz Tarkan'ı tanıyoruz ama Tarkan bizi tanımıyor. Onunla tanıştığımız zaman, o da bizi tanıdığı zaman tanışmış oluyoruz. Demek ki anlam farklı. Zaten işteşlik bildiren mesela Ş eki, RT tireki yani yapım eklerinde şey ettirgenlik ve olurganlık yapan ya da LN ekleri edilgenlik ve dönüşürlük yapan bunlar hep türemiş yapıyor. Ve aynı zamanda isimden türeyenler de var. İsimden türeyenler ne mesela? Diyelim ki fiil yapısı videomuzu izlerseniz orada daha rahat anlarsınız. Sudan sulamak, işte güzelden güzelleşmek, baştan başlamak, bunların hepsi yine yapmak. Sulamak, güzelleşmek, başlamak, bunların hepsi birer yapmak. Bileşik fiil ise tanışabilir. Burada ise iki tane kelime var. Bak, yapmak değil, tanışabilir dediğimizde hem tanışmak hem bilmek var. Şimdi gelin bu bileşik fiillerin çeşitlerine bakalım. Şimdi bileşik fiiller arkadaşlar 3 grupta. Yardımcı eylemle oluşanlar, anlamca kaynaşmışlar ve kurallı bileşik fiiller. Şimdi yardımcı eylemle oluşanlara öncelikle şunu bilmemiz lazım. Bir isim artı etmek, olmak, kılmak, buyurmak fiillerini getirdiğimiz zaman bunlar yardımcı eylemle oluşuyor. Mesela hak etmek veyahut da razı olmak veyahut da mutlu olmak veyahut da işte fark etmek. Bunların hepsi yardımcı eylemle oluşan oluyor. Bunların kimisi bitişik yazılıyor, kimisi ayrı yazılıyor. Mesela his, af, zan, kayıp sözcüklerinde ses olayı olduğu için bunlar bitişik yazılıyor. Hatta gösterelim. Hissetti, affetti, zannetti, kaybetti. Direkt artık bayağı bir ünsüz, ünlü düşmesi ve ünsüz yumuşaması olduğu için bayağı düşük. Kaybetti. Fakat ayrı yazılanlar da var. Mesela terk, fark, hak, mutlu, fark dediğimizde herhangi bir şekilde ayrı bitişik yazmamız gerek yok. Çünkü ses olayı yok. Terk etti, fark etti, hak etti, mutlu etti dediğimizde ayrı yazıyoruz. Bunu yazım kurallarında bize sorabilirler bir. Bir de şunu da bilmemiz lazım. Etmek kelimesi yardımcı eylem olarak kullanılmayabilir. Yani kendi anlamında da kullanılabilir. Bu da sorulmuş üniversite sınavında. Bu tablo sence 10 bin lira eder mi demiş. Şimdi bu lira etmek diye bir şey yok ki. Buradaki etmek kendi anlamında kullanılmış. Bunu da aklınıza bulundurmanız gerekiyor. Çünkü buradaki etmek yardımcı eylem değil. Buradaki etmek kendi anlamında kullanılmış bir fiil diyeceksiniz. Anlamca kaynaşmışlar ise deyimler. Zaten deyimleri biliyoruz. Nedir mesela? İşte burun kıvırıyor. Yani beğenmiyor mesela. Veyahut da yüzü kızardı. Yüzü kızarmaktan hem gerçek hem de mecaz anlamı var. Utandı manasında. Veyahut da göze geldik. Hani göze geldi bir deyim. Deyimlerde anlamca kaynaşmış fiiller. Fakat şunu da bazı kaynaklar veriyor. Bunu da bilmeniz lazım. Gramer kitaplarında geçer. Vazgeçti de anlamca kaynaşmıştır. Öngörüyor da anlamca kaynaşmıştır. Fakat bunlar bitişik yazılır. Buna da dikkat edin. Buraya bir şöyle bir küp yapıyorum. Bu bilgi küpümüz olsun. Kendi kendime buraya bir kutu koydum. Kurallı bileşik fiillere gelelim. Kurallı bileşik fiiller en önemlisi. Öğrencinin en fazla yanlış yaptığı ve en çok sorulanı. Orada da bilhassa yeterlik fiilinin yanına bir izin verirseniz yıldız koymak istiyorum. Şimdi sizin sorularınıza geliyor. Sizin zor sorularınıza geliyor. Yeterlik fiiline örnek veriyorum mesela. Fiil artı
A, E bilmek demeniz gerekiyor. Hemen örnek yazalım mesela. Yapabilir dediğimizde bir işi yapabiliyor. Yani yeterliliği var, kabiliyet var. Aynı zamanda olasılık anlamı da katabiliyor. Yani bugün ödevini erken yapabilir, yapmayabilir gibi bir anlamda katabiliyor. Devam edelim. Bunun olumsuzu önemli. Olumsuzuna baktığımızda bunun olumsuzu yapamaz oluyor. Ve buradaki sadece A farkı var. Yoksa yapmaz basit. Bak yapmaz basit, yapamaz bileşik. Ve bunu ÖSYM çok soruyor. Yani yeterlilik fiilini, olumsuzunu çok soruyor. Dersin başından beri dinlediğiniz en önemli kısım şu anda burası. Şu an en önemli kısmını söylüyorum. Bakın yüzmez basit. Hani yüzmez. Yüzmeyi biliyor ama yüzmez. Hava soğuk diye. Yüzemez ise birleşik. Niye? Çünkü yüzemez. Yani kabiliyeti yok. Yüzmeyi bilmiyor. Boğulur manasında. O yüzden onun birleşik fiil olduğunu bileceksiniz. Tezlik fiili ise fiil artı i vermek şeklinde oluyor. Yani hemen anlamı katıyor. Burada da az önce verdiğimiz örneği bir daha veriyorum. Yapı ver dediğimizde bu hemen yaptı anlamını katıyor. Veyahut da kaçı ver dediğimizde hemen kaçtı anlamını katıyor. İşte hemen kaçı ver dersen anlatım bozukluğu oluyor. Niye? Çünkü hem hemen demişsin hem de kaçı ver demişsin. Sürerlik fiiline baktığımızda arkadaşlar fiil artı ae durmak, işte gide durmak, kalmak, baka kalmak, gelmek, süre gelmek diyebiliriz. O zaman hemen örneklerimizi yazalım. Arkamdan baka kaldı. Yani sürerlik anlamı var. Veyahut da işte sen gide dur biz geliyoruz. Veya işte bu kavga yıllardır süre gelir gibi. Veya bu dostluk yıllardır süre gelir gibi. Yaklaşma fiili ise fiil artı ae yazmak şeklinde. Bunun haricinde isteklenme fiili de var. Mesela ilesim geldi, yapasım geldi. O ayrı bir şey. Onu kullanmayacağız. Ama yaklaşma fiili de az da kullanılsa bilelim. Burada da az kalsın anlamı katıyor. Düşmek, düşe yazdı dediğimizde az kalsın düşüyordu. Ölmek, öle yazdı dediğimizde az kalsın ölüyordu anlamı katıyor. Şimdi o zaman gelelim dananın kuyruğunu koptuğu yere. Hadi bakalım buradaki sözcüklerin türünü ve yapısını birlikte bulalım. Şimdi ben direkt cevaplara geçeceğim. Siz videomuzu durdurup kendiniz bulmaya çalışabilirsiniz. Sesli olarak veya yazılı olarak. Sonra da devam ettirip benden cevaplarını öğrenmiş olursunuz. Gerçekten buradaki sözcüklerin türlerini ve yapısını bulabiliyorsanız dil bilgisinde artık gurusunuz diyebiliriz. Ama eğer bulamadıysanız, hata yaptıysanız da doğru cevabı öğrenin. Sonrasında da daha kazıkul aziz gelecek ama şimdi başlayalım. Güzel günlerin ardından herkes biraz üzülür demişiz. Ne alakası varsa. Çünkü lezzetin bitmesi insana acı, sıkıntının bitmesi ise mutluluk verir. Sınav sürecine çekeceğimiz sıkıntılar bittiğinde ardından tamam burada da bir şey yapmışız. Bir mesaj vermeye çalışmışız. Sıkıntı yok, verelim. Niye? Çünkü hakikaten sıkıntının bitmesi insana lezzet verir. Lezzetin bitmesi insana sıkıntı verir. Eğer bugün bütün gezip tozluysanız çok sıkıntılısınızdır şu anda. Keşke ders çalışsaydım diyorsunuzdur. Ama bugün bütün gün ders çalışıp şimdi bir de bunu izliyorsanız kalbiniz ferahtır. Oh be, bütün gün ders çalışayım. Bir de şimdi bunu izliyorum. Ardından bir daha ders çalışacağım. Çok sıkıntı çektim ama olsun. Sıkıntının bitmesi insana lezzet verir diyeceksiniz. En büyük lezzet de bütün sene sıkıntınızı çekip iyi bir üniversiteye girdiğinizde elde edeceksiniz inşallah diyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi ben direkt cevaplara geçiyorum. Güzel günlerin ardından herkes biraz üzülür. Üzülür fiil. Biraz üzülür dediği için zarf. Herkes belgisiz zamir. Güzel sıfat. Günlerin ardı isim tanımlaması. Bu isim, bu da bir isim. Şimdi buraya kadar biliyoruz. Ama günlerin ardı. Fakat şimdi bunların şeyine dikkat etmemiz lazım. Yapısına dikkat etmemiz lazım. Burada tabii şu da var. Ne zaman herkes biraz üzülür? Güzel günlerin ardından. Burası tek başına isim ama şu ikisi bir bütün olarak bir zarf oluyor. Niye? Ne zaman sorusuna cevap verdiği için burası da bir zarf oluyor. Yani isim tanımlaması zarf oluşturmuş diyeceksiniz. Şimdi bunların yapısını söylüyorum. Yapıları da kırmızı renkle yazıyorum. Üzmekten üzülmek türemiş fiil. Biraz iki kelimeden oluştuğu için bileşik zarf. Herkes basit zamir. Günler çekim eki almış ama yapım eki almamış. O yüzden basit isim. Ardından yapım eki almamış basit isim. Güzel de yapım eki almamış basit sıfat diyoruz. Gerçekten çıldırmış durumdayız. Eğer bunu bulabildiyseniz gerçekten tebrik ediyorum size. Basit isim, basit zamir, bileşik zarf, türemiş fiil. Şimdi geçiyorum diğerine. Çünkü lezzetin bitmesi insana acı, sıkıntının bitmesi ise mutluluk verir demişiz. Şimdi yeniden fiiller söylüyoruz. Mutluluk vermek, burada bir fiilimiz var. Fiilin altına fiil yazıyorum. Tamam. İse bağlacımız var. Bağlaç. Sıkıntının bitmesi diyoruz. Bitmesi bir isim, sıkıntının da bir isim. Sıkıntının bitmesi bir kendince tamlama grubu gibi oluşturmuş. Ama tamlama değil, bunu da üniversitede sormuşlar.
Çünkü'nün bağlaç olduğunu biliyoruz. Bağlaç. Lezzetin bitmesi yine lezzet isim. Bitmesi isim. İnsana isim. Acı isim. O zaman neredeyse hiç sıfat yok. Bunların yapısına bakalım. Çünkü bağlaç. Yani çünden ki bu esasen yapısına bakarsan birazcık şey ama etimolojik olarak bakmayacağız. Lezzet basit isim. Bitmesi türemiş isim çünkü fiilimsiler türemiş sözcüktür. İnsana basit isim yönelme hali almış. Acı basit isim. Sıkıntı bak. Sıkmaktan sıkıntı bariz türemiş isim. Bitmesi yapım eki almış. Fiilimsi m isim fiil eki almış. O yüzden türemiş isim. Bağlaç zaten basit. Mutluluk yine bu da türemiş bir sözcük olduğunu bilmemiz lazım ama mutluluk verir diyor. Dolayısıyla hani değer vermek, mutluluk vermek, işte önem vermek. Burada da mutluluk türemiş ismini de aklımıza yazacağız. Şimdi gelelim buraya. Sınav sürecinde çekeceğimiz sıkıntılar bittiğinde onlardan lezzet alacağız. Şimdi lezzet almak, keyif almak. Almak burada bir fiilimiz. Tamam. Lezzet ismini görüyoruz. Onlardan birer zamir. Sınav süreci diyor. İsim, isim. Çekeceğimiz sıkıntılar, çekeceğimiz sıfat, sıkıntılar isim. Bittiğinde diyor. Bu da bir zarf. Niye zarf? Ne zaman lezzet alacağız? Sınav süreci çekeceğimiz sıkıntılar bittiğinde. Bittiğinde bir zarf oluyor. Şimdi gelelim bunların yapısına. Sınamaktan sınav türemiş. Sürmekten süreç türemiş. Çekeceğimiz sıkıntı anası mezar dikecek iki almış. O yüzden türemiş. Sıkıntının türemiş olduğunu söylemiştik. Bittiğinde, dığında, dığında zarf fiil iki almış. O yüzden türemiş. Onlardan basit. Zaten türemiş zarf yoktu. Lezzet basit. Alacağız. Basit. Niye? Sadece gelecek zaman iki ve şahıs iki almış. Şimdi gelelim bu soruya. Bunu da yine durdurup çözebilirsiniz. Ben direkt cevaplara geçiyorum. Öğrencilerin yaşadığı en önemli sıkıntılardan biri diyor. Öğrencilerin türemiş sözcük, türemiş isim yazıyorum bakın buraya, türemiş isim. Yaşadığı sıkıntı, yaşadığı sıfat, sıfat fiil eki almış. O yüzden türemiş sıfat diyorum. En zarf, önden önemli türemiş sıfat, sıkıntının türemiş isim olduğunu söylemiştim zaten. Tamam, devam ediyorum. Biri zamir ama herhangi bir yapım eki almadığı için basit zamir. Hedeflerine isim. Basit isim herhangi bir yapım eki almamış. Yönden yönelik diyor. Bak nasıl çalışmalar? Hedeflerine yönelik çalışmalar. Bu da bir sıfat ve yönden yönelik olduğu için türemiş sıfat. Çalışmalar isim ama çalışmaktan çalışma olduğu için türemiş isim. Yapmamalarıdır. Bunu bilen varsa helal olsun diyorum. Şimdi yapmamalarıdaki dır ek fiil çekim eki ama yapmamadaki ma olumsuz eki olsa bile bir de isim fiil eki var. Dolayısıyla burada isim fiil yüklem olmuş. Bu bir isim. Yüklemimiz bir isim ve aynı zamanda türemiş bir isim. Niye? Çünkü isim fiil yüklem olmuş. Halbuki'nin birleşik bağlaç olduğunu söylemiştik zaten. Gerçekten kazanmak için önemli bir neden olan insan, insan isim. Nasıl insan? Önemli bir neden olan insan diyor. Olan sıfat, anası mezardaki çekiyi almış ama türemiş sıfat. Neden isim, bir isim, nedeni diye belirtme hali almış. Önden önemli, önemli bir neden, pardon. Bir isim değil, özür dilerim. Bir sıfat, basit sıfat, bir neden. Önemli neden dediğimiz için bu da sıfat ve bu türemiş sıfat. İçinin edat olduğunu biliyoruz. Kazanmak isim ama mak isim fiil eki aldığı için türemiş isim. Gerçekten yine isim ama herhangi bir yapım eki almadığı için basit isim. Gerden gerçek diye bir şey yok. Çalışmaya ma isim fiil eki almış. O yüzden türemiş isim. Baştan başlamak bu üniversiteden çıkmış. Dolayısıyla bu da bir fiil ama türemiş fiil. Niye? Çünkü baştan başlamak. Bakın dıştan dışlamak, taştan taşlamak, elden ellemek, koldan kollamak, yoldan yollamak. Bile de bağlaç bunu da bilmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar konuyu özetledik ama sizin bol bol soru çözmeniz lazım. Size tavsiye edebileceğimiz kitap 5'li TYT motivasyon denemeleri. Mutlaka buradaki soruları güzel güzel çözün. Yeni sınav sistemine uygun şekilde sorular hazırladık. Hem matematikte hem diğer branşlarda, fende ve sosyal bilgilerde ve Türkçe'de. İnşallah sınavlarınızda sizin için bu orta ve biraz daha üstündeki olan bu deneme size faydalı olacaktır. Aynı zamanda yine size tavsiye edebileceğim en önemli şeyi söylüyorum. Bakın bu bizim kitabımız olmasına rağmen bundan da daha da önemli olanı söylüyorum. Bunu mutlaka alın ama bundan daha da önemlisi ÖSYM'nin sorularını mutlaka çözün arkadaşlar. Ve bilhassa Türkçe'de daha doğrusu sözel branşlarda asla ve asla ya son 5 yılı çözdüm gerisine bakmadım gibi saçma sapan bir hataya düşmeyin. Bütün çıkmış soruları yalayın ve yutun arkadaşlar. Hadi bakalım derslerinize başarılar diliyoruz. Ha, geçen haftanın ödülü sorusunu da çözelim. Yaşlanınca saçları ağrırmış insanın nokta. Bu cümlede kaç tane yapım eki vardır diyor. Yaştan yaşlanmak. Yaşlanmaktan yaşlanınca zarf fiil eki. 1, 2. Aktan ağarmak. 3. Başka da yapım eki yok. O yüzden doğru cevabımız
üçlü diyoruz. Gerçekten bilen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Onları hediyesi olan Hawaii tatiline yolluyoruz inşallah. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.